İlk fırsatta. Merhaba sevgili arkadaşlar. Kalbimiz çok kırık. Çünkü bugün rolledim abi, korkma. Sus. Riker seni. Sizi bilirim ben. Siz adamın Evet, bugün hapishanedeyiz. Plaku hapishanesindeyiz. Burası Plakus sıcaktır. Soğuk değil, evet. Burada da kılıç sallayan bir abimiz var. İşin garip yanı şey ya. Bu abimiz burada showmov yapıyor. İçeride mahkumlar parti veriyor böyle. Yani bu hapishane şey şu an, yani kopmuş, çıkmış, kara ruhtan falan etkilenmiş, ele geçirilmiş. Bu abimiz daha burada, uf ne güzel sopa çeviriyorum. Tam şey ya. Tam böyle Bonibon ülkesindeki memur bak. Görüyor musun bak? Herkes kendi işinde, eğlencesinde. Bak hop abim ne güzel çeviriyorsun ya. Hapishane ne durumda? Bak bak sopayı nasıl çeviriyorum. Ya sen hani 20 yıldır maaş alıyorsun, hapishane müdürüsün. Ya bak sen sopaya bak, sopaya. Anladım abi. İyi vergiler mutlu Bonibon ülkesinde. Kalfi. Valencia vergileri mutlu. Buraya gelmemizin nedeni 250 artı 500 mob kesmek, hem de bir Corsair'in gücünü burada test etmek. İç taraflara doğru gideceğim. İstersen PT atalım. Olur. Aa, zaten oldu. Ay, zaten ekledi diyor. Yemeğimizi yiyelim. Villabab. O tamam, güzel vuruyoruz. Tamam. Zaten cığırımız çok geldik. 240 AP, 308 DP. Gördüğünüz gibi penler menler havada uçuşuyor. Aman ya Rabbim. Yani yiyorsa bizi durdursunlar. Arşa geldik. Ne droplar alacağız? Neler olacak? Neler yaşayacağız? We will see. Evet. Tamam. Ay, 500 karataşı üstümde unutmuşum. Boş yere ağırlık. Merkez pazara onu gönderiyorum. Bir ara alırız, ilgileniriz. He, benim Kama Silva falan bitmiş. Olsundu. Tamam. Buranın slotu aslında iç taraflara doğru, hani dönmek isteyenler. Ama zaten Arş'a böyle serbest takılacağım diye ben girişten itibaren kasmaya başladım. Buranın çöpü en son kaç para ediyordu? 3,6 meh. Ben biraz aşağılara doğru ineceğim. Kaktum, Şerekan, Ron yaptım. Ronaros'u falan yaptım ben. He, Şerekan'la Kaktum'u yapmadım da bakarız. Ben daha çöldeyim. Siz takılın yani. Hiç bana şey böyle bel bağlamayın yani. Ben bir gece ansızın başka bir işle uğraşabiliyorum. İyi gücü var. Corsair PV'de güçlü slotlara karşı iyi değil de güçsüzlere karşı da çok kötü değil. Gerçi bu da iyi mi tartışılır ya. Hani tek at kardeşim. Ya yemek yememişiz, çok pardon. Yemeğimi yedim. Abi bu slot neredeydi ya? Bir yerde altta hapishane falan vardı. Orayı arıyorum sabahtan beri var ya. Hop. He, burayı ben normalde grind için hiç önermiyorum. Yani benim RNG'm yok. Şeyi güzel atıyor diyorlar, kadim parşömen. Bakın biraz mob keseceğiz şöyle rastgele. İki mob görürsek. Ya şurada bir sürü sarı nokta var. Nerede bunlar kardeşim? Siz neredesiniz? Hangi çukurdasınız? Ha, buldum bu çukuru sonunda. İstediğim çukur bu değildi ama bir tane çukur işte. Bir ara burada hiç mob yoktu var ya, yenilediler böyle tek tüklerdi. Yani tam iğrenç bir slottu. Ya zamanın sindiği falan hızlı atıyor gibi geldi. Birazdan görürüz. He evet, deniz kızı fotoğrafı çek. Ha, mezar soyguncusu. Gel buraya. Şu hadi vurun Yunuslar. Ay Yunuslar vurmadı işte ya. Debuff becerisi kullan diyor. Al. Kaçtı mı? Ya kaçar tabii. Geri zekalı gibi sınıf yapmışsınız. Cık, cık. Vuramıyor abi kolay kolay. Bizim bir arkadaş yani Arşa'da Corsair'lerden sadece koşarak
kurtulabiliyor. Çünkü isabetli son vuruş yapamıyorsun böyle hani bitirici. Lan! Bura neymiş ya? Aa, çok iyi bir şey yapmış. Bak, BDO Grinch sahalarında ilginç bir orijinallik. Ben ölürüm sandım, biliyor musun? Aklım Dark Souls'lara gitti. Atari oyunlarıma gitti, yıllardır oynadım. Kesin öldüm dedim, o çukura düştüm ya. Bura... Aha, bakire şeyi. Demir bakire falan da var. Abi bura çok ilginç bir yer. Güzel slot bulamadık ya. Afaru bile kesemedik ya. Evet evet ya, çok Corsair sorunlu bakın bu. Kaç slotta falan grind yaptık. Ya öldüremiyorsun. PvP'de tamam savunması çok ama bir grab'e bakıyorsun ya. Grab'i olan bir sınıf seni motor ediyor. Grab'in yok senin çünkü hem karşı grab. Yani öyle baksana, şunu atıyorsun. Ha, ben süper armor. Hop, sana bir grab'i atıyor, görüyorsun. Al sana güçlü skill. Hop, grab'i atıyor, ölüyorsun. Kaçan adamı bile rahat kovalayamıyorsun ki bir de. İyi değil. İyi değil şimdilik. Ya hasar dengelemeleri yapılmalı ya uyanışa bağlı kalacağız. Bakalım. Yani Jiren'in hakkını vermiyor. Çok ağır kalıyor. Birçok yönden ben beğenmedim. Ha, tarzı çok hoş. Bak, sürekli savunmada olması, debuff atması. Hani mantık çok iyi. İcraat çok kötü. Temeli güzel yapıp devamını getirmemişler böyle. Belki de Corsair biraz aceleye geldi, biliyor musun? Benim aklıma o geliyor. Şey, 250 hemen bitti. Hani yaz ya, Sage falan çıktı, çok yetiştiremediler. Ortaya kakala oldu. Baksana, uyanışından haber yok, duyum yok yani. Ne zaman çıkacağı da belli değil. Nerede uyanış? Nerede şey? Denge? Biraz bana öyle geldi. Çok güçlü getirmemek için de güçsüz getirmişler. Yani niye iyi gelmiyor? Ben öyle bir izlenim aldım, bilmiyorum. İyi oynayanı vardır. Biz PvP'de falan da kanser oluyoruz. İki Corsair'in aynı cihirde birbirini kesmesi henüz bulunamadı. Çünkü yani hala savaş sürüyor. İki sınırsız potlu Corsair'in savaşı hala devam ediyor. İlk günden beri bir yandan grind atıyorlar artık, hani gelişimlerini de devam ediyorlar, bir yandan dövüşüyorlar. Daha kazanan olmadı. Bakalım. O kadar uzun sürüyor yani. En kısası 5 dakika sürdü herhalde. Bir striker geliyor, bir grab'e tekliyorsun zaten. Grab atmasına gerek yok. Süper armor'da bile seni öldürüyor gene. Hadi bakalım. Biz de bak, ama deniz kızı olabiliyorsun. Ama memeni açabiliyorsun. Olsun. Bunlar eleştirilerimiz. Bunlar yayıncı eleştirilerimiz. Yüzerken nefesinin olması çok saçma. Hep deniz kızı değil ki ama. Deniz kızıyken olmasın. Sanki solungaçlı mı geziyoruz dışarıda? Niye saçma? Yani sen de Jalofen. Sen de Jalofen, biraz lüks istiyor gibisin. Banka hesabıma 20 bin lira yatmaması çok saçma falan, böyle hani random ama mutlu edici şeyler. La, deniz kızı da hep değil, yarı deniz kızı. Sana şey demediler ki bunlar. Fragmanda da deniz kızı demediler ki. Korsan, susamurları falan. Kimse sana komple deniz kızı demedi buna. Yarı deniz kızı zaten. Anası deniz kızı, babası insan. Böyle bir hibrit bir şey bu. Sürekli deniz kızı formunu koruyamıyor. Yani onu kimse vaat etmedi lütfen. Yok, yapamadım üç büyük demirci. Ana karakterde mediyah görevlerini falan yapmalıymışım. Bu arada Plaku bence kötü bir slot. Yani bunu artık YouTube'dan mı izlersiniz, orada da paylaşırsam, buradan izleyenler mi? Yani cidden ya, BDO'da çok slot var. %80'i çöp. Yani bunu artık neden? Al yeni bölge, tek yaptığınız şey yeni bölge ve slot getirmek zaten son zamanlarda. %80'i çöp. Kimse buralara uğramıyor sezon mezon böyle olmasa. Benim gibi roleplay sevmese mesela, mükemmel bir zarardayız şu an. Gidip yıldıza kasmalıyım ben, sezon ne? Sırf roleplay ne? Sırf böyle yeni oyuncularla mutlu hem de etkileşim oluyor. Daha rahat empati kuruyorum. Hani
kar zaman şeyini tamamıyla yok ederek öyle hani sabredebiliyorum. Hani nerede arena, nerede içerik, nerede etkinlik, nerede masa kartı oyunları bu BDO'nun? Ne yapacağız biz BDO'ya girip diye soruyorum. Bu kadar slotun var, hepsi çöp yani. Zaten 1-2 slotta kasmamız gerekiyor. Gerisi zaman kaybı. Ne yapacak bu kadar insan? Keşke Sage kadın gelseydi, Corsair erkek gelseydi bak. Keşke. Onu bence çok ters yaptılar. Sage'e kadın çok yakışırdı. Buna da erkek çok yakışırdı. Hani diğer türlü oluyor. Ama daha iyi olurdu. Hani madem bir kadın bir erkek. Bir de Sage, bir de Corsair hakkımız var. Deniz erkeği getir ya, Poseidon. Abi BDO geliştiricilerinin bana ünlü bir sorusu. Bütün gün grind yapmaktan zevk almıyor musunuz? Yani Kore oyunu olması sıkıntısı böyle. Global kafaya tam açılamıyor. Çok basit ya. Çok basit içeriklerle çok güzel yapabilirsin. Mobil biraz global kafaya açılmış bak. Mobille kim ilgileniyorsa, Bay S mi ilgileniyor? Kim ilgileniyorsa, Bay E mi ilgileniyor? Bay K mi ilgileniyor? Mobil güzel. Mobili kim yaptıysa süper. Sadece mobilde olan sistemleri BDO'ya getirirseniz BDO şu an 10 katı güzel olur. O kadar güzel. Olabilir. Gaz tenekesi kafası. Yok ya, Sage tam böyle tasarım öğrencisinin böyle Google'a Yunan erkek, işte antik Yunan yazıyorsun Google'a. Çıkan şeyi böyle kopyalamışsın. Öyle bir şey yani. Aleyküm selam. Corsair gene orijinal. Corsair gene güzel. Korsan, deniz kızı. Karayip korsanlarında bile görmedik. Bak gemi kaptanı ama deniz kızı bir yandan böyle. Siren miren. Yani Corsair'i ben ondan bu arada bu sezon oynuyorum. Bakın Sage seri falan yapmadım. İğrençti, çok sıkıcıydı. Denedim hatta, kayıt falan alıyordum. Benim midem bulandı, kasamadım ben. Uyanışta Kraken çağırsa var ya. Yakışır. %200 ultisi falan. Böyle yer ıslanıyor, Kraken çıkıyor. Meğersem kızar kaymış o falan. Dın 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 dın. Hikayeden çok uzak karakter bu arada Sage'de, Corsair'de. Yani Bedo artık hikayeyi tam unuttu. Bir Ilizera yaptık. Her boku ona at. Her boku ona at. Orditilya mı geldi? Ya Ilizera orada bir şeyler yapmış. Bura Ilizera. Şu Ilizera yaptı. Bütün bokluklar Ilizera'dan. Zaten yeni gelen karakterlerin hikayeyle hiçbir ilgisi yok. Yok kararuh etkilemiş. Yok hafızasını unutmuş. Maceracı. Siktir et onu. İşte Patricio'nun kızımızı. Deniz kızı. Anası deniz kızı. Susamurlarıyla takılıyor denizde. Of. Tam şey böyle. TikTok hikayesi gibi anasını satayım. Kararuh'tan etkilenmeyen karakter yok. Bu skill'lerimizi falan kararuh sayesinde atıyoruz zaten biraz. Yani kararuhla güç ortaklığı. Hikaye ona dayanıyor. Buranın teması normalde çok hoşuma gidiyor. Yani bu slotun falan israf olması beni delirtiyor. Bu Güney Kore'de Pearl Abyss ziyaretinde hep bunları söyledim. Bilmiyorum, Elvia ben dedikten bir yıl sonra geldi ama etkimiz olduysa ne güzel. Hani dedim bu Serendia'daki Titiumlar, Mitiumlar, bu slotları bir daha görmüyoruz. Yapan adama yazık değil mi dedim. Bajip dedi. Bakalım. Hoppa. Daha tüm karakterlerin memleketini görmedik harbiden. Ya o gene hadi sonra görürsün. Dark Knight'ınkini de yeni gördük yani.
Memleket tam önemli değil aslında. O ana hikayeyle zaten Valencia da şurada burada örtüştüğü için. Hani Medyah Valencia en önemlisi. Yeni gelen ülkeler de hikayeye çok geç dahil oluyor. Mesela yok anladın mı? Muhabbeti bile geçmiyor ya gelen bölgenin. Mesela şu an yeni bölgelerle ilgili niye hiçbir şey konuşulmuyor? Dünyaya geldiği an gündem oluyor. Sanki böyle şey gibi World of Warcraft'ta orklar hani bizim dünyamıza geliyor mantığı var ya, gerçi bizim de değil o dünyaya başka yer. Aynı onun gibi Londrayon diye bir şey indi buraya falan. Daha önce yoktu. Hiç kimsenin umurunda değil, hiçbir hikayede muhabbet konusu değil. Geldiği an Drayan'da Drayan lan, Garmot'ta Garmot, 5000 yıldır başımıza bela lan, niye kimse konuşmuyordu? Adı geçseydi falan bari ya. Bu kadar mı umurunuzda son anda böyle eklemeler şey olur ya? Hiç mi düşünen yok ofiste ya? Tamam, gidememesini demiyorum. Hikayede falan niye değinilmiyor? Ana görev serisinde falan hiç muhabbeti, hiçbir yerde hiçbir muhabbeti geçmiyor. Oyunun ana hikayesinde bile muhabbeti geçmiyor. Ana hikayede muhabbet Valencia, Medea, Calpheon, Serendia, Balenos. Bu kadar. Kamasilva'yı da şöyle yapmışlardı bak, ilk gelen bölge. Hadi ona tamam. Karakol falan vardı. Biz Kamasilva'la elfleriz diyorlardı bak. Bir tek o bağ vardı falan. Bitti 750 bu arada. Bence pop gibi slottu. Bakın hiç kadim falan atmadı 500-600 modda. Zamanın sindiği falan iyi atıyor da. Çöpü çöp değil. Mobu mob değil. Pop gibi slot. Ben Plaku'yu sevmiyorum. Zaten biraz eleştirel moddayım şu an. Ha, Corsair'imiz de biraz üzgün. İki Corsair'in savaşı sonsuza dek sürüyor. Öyle. Yani Plaku da böyleydi diyelim.